Ben şu lokasyon savaşı verdim. Evet sayın arkadaşlar, başlıyoruz. Hepinizi burada tutabilmek için çok sevgili Mustafa'yı da son konuşmacı yaptım. Kaçmayın diye. Evet. Sayın Mustafa Erdi'yi çağırıyorum. Sunuşunu yapmışlar Mustafa. Sağ olun. Dereni kaçırdık, bir fire verdik ama siz sonunda duruma hakim oldunuz tekrar. Bu saate kadar kaldığınız için hepsine çok teşekkür ederim. Ben Taslak Deprem Şartnamesi'nin 14. bölümü olan binalarda deprem yalıtımı ile ilgili en azından güncel, bu konuda güncel gelişmelere değinerek şartnamede nelere yer verdik, nelerde miktar mevcut şartnamelere bağlı kaldık, bir kümle ayrıldık. Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Önce bir deprem şartnamesiyle ilgili başlayacağım. Biraz önemli kuralları anlatacağım. Daha sonra esas unsurlara geleceğiz. Ve ondan sonra da şu anda işte çoğunlukla kullanılan Avrupa şartnamesi, Amerikan şartnamesi ve Japonya şartnamesiyle en azından bazı konularda nasıl birleşiyoruz veya da ayrılıyoruz, onlara değineceğim. Aslında bu konulara Nuray Hocam değindi ama işte 39 Erzincan depreminden sonra ilk şartname Türkiye'de yayınlandı belki. Şu anda işte 2013'te AFAD tarafından kurulan komisyon vasıtasıyla yeni bir şartnamenin son aşamalarına geldik. Yanılmıyorsam bir ay sonra bir genel katılımı bir tartışması yapılacak. Daha sonra da gerekli görülen düzenlemeler yaptıktan sonra Bakanlar Kurulu'na sevk edecek. Aslında bu şartnamenin başlangıcı eskiden beri ta NAFA vekaletine verilmiş bir yetkiydi ve Bakanlar Kurulu'na geçiyordu deprem tehlikesi haritası yerleri. Dünyada deprem tehlikesi haritasının Bakanlar Kurulu'na geçen bir şartname olduğunu sanmıyorum artık. Bunlar tamamen yani Türk standartlarının enstitüsü tarafından yapılması gerekli şeyler. Avrupa ülkelerinde de böyledir ama o zamanlar geldiğinde onu göreceğiz inşallah. Aslında bu konu çok bizim için çok yeni değil. Türkiye'de bina deprem yalıtım yönetmeliği diye tamamen taslak bir yönetmelik Deprem İzolasyon Derneği tarafından 2009 yılında hazırlandı. Bu değişik bakanların bazı bakanlıkların incelemesi için gönderildi. Ciddi bir incelemeye tabi tutulmadı ama bu arada da birçok projelerde gayri resmi olarak da kullanıldı. İstanbul'da bugün taban yalıtım, deprem yalıtım olarak yapılan şu anda 3 tane büyük hastane var. Bunlardan Göztepe Hastanesi, Ok Meydanı, Bölüm Tükürdar, Kartal. Üçünde de aslında bu şartname kullanılmıştır. Tamamen İPKB'nin özel olarak şeye koymasıyla, yani gerek görmesiyle. Burada temel tasarım ilkeleri vardı. Deprem hareketi aslında bu şimdikine çok benziyor. Gene tasarım depremi, en büyük deprem olarak iki deprem hareketi kullandı. Analiz yöntemleri olarak da çok benziyor. Yalnız zaman tanım alanında doğrusal analiz burada daha ağırlıklı vardı. Yeni şartnamede yok. Bu arada Sağlık Bakanlığımız yaklaşık 3 yıl önce çok önemli bir karar aldı. Bu karar da dünyada ilk olacak kararlardan birincisi. Birinci ve ikinci deprem bölgelerinde 100 yatağa geçen hastanelerin deprem yalıtımı olarak yapılmasını istedi. Bu tabii daha çok hastane binasını korumaktan çok hastanenin donanımını korumak için de. Bugün hastanenin donanımı neredeyse hastanenin binasının katı kadar bedele eşit. Onların korunması için gerekiyor. Tabii bir hastanenin deprem anında çalışması için de gerekiyor ama hastanenin deprem anında çalışması için başka şeyler de gerekiyor. Bunlardan bir tanesi işte hastanenin elektrik, su, oksijen her birinin tesisatının çalışması lazım. Tabii ki yeni şartnamemizde tesisatla ilgili hususların çok iyi uygulanması lazım. Ondan daha da önemlisi hastaneye doktorların, hemşirelerin, teknisyenlerin gelebilmesi lazım. Ve daha da önemlisi hastaların gelebilmesi lazım. Bunları sağlayamadıktan sonra hastaneyi ayakta tutmak kötü bir şey değil ama tek başına yeterli olmuyor. Bakımdan
Sağlık Bakanı'nın söylediği uzun sürelerden bir tanesi için hastane kompleksleri yapılırken bunlar için de mutlaka hemşire, teknisyen ve acilde çalışan doktorlarımız için de lojmanların aynı standartlarda yapılması şeklindeydi. Bir de gene konu konuyu açıyor, bir de önemli konulardan bir tanesi tabii hastanelerde ilk başta vereceğiniz triyaj oluyor. Türkiye'deki umumiyetle gözüken deprem olur olmaz hastaneler hafif yaralarla dolu. Çünkü hafif yaralarla mobilizasyon daha kolay. Ağır yaralar daha sonra geldikten sonra maalesef onlara yer bulamıyor. Zaten bu sırada bir akıllı çıkıyor, bu hastane yıkılabilir diyor, bütün hastane boşaltılıp bahçeye taşınıyor. O bakımdan bunların her birinin teker teker düzeltilmesi gerekiyor. Bu şartname yani oldukça güzel bir şartname yazdılar. Burada idari hususlar da vardı. Bizi ilgilendiren deprem yaptığımız istatik projede uyulması gereken kurallar, tasarım kriterleri, yalıtım elemanları için uyulması gereken kurallar. Bu da oldukça kısa ama özet bir şekilde bu şartnamede verilmiş aslında. Yani çoğu bizim şartnamede de var. Faya yakınlık çarpanları var. Tasarım spektrumu uyumlu yüme kayıtlarının oluşturulması var. Mod birleştirme yöntemleri var. Doğrusal elastik olmayan zaman tanıma hesaplar var. Yani bir iki tane tabii çok kabul edilmeyen konular da var. Onlardan bir tanesi yapıdaki yatay ivme değerleri 0.2 değerini aşamaz. Bu hiçbir zaman uygulaması olmayan ve zaten şimdiye kadar yapılan hiçbir hastanede uygulanabildiğini görmedim. Ama burada duran. Bir de şu anda bizim şartnamede, aslında hiçbir şartnamede olmayan zemin emniyet gerilmesine göre deprem yalıtımının kullanılmaması. Tabii zemin emniyet gerilmesine göre zemin tipiyle kısmen ilgili ama birebir de ilgili değil. Ama genellikle şu anda mevcut şartnamemize uyumlu yani iyi bir şartname hazırlanmış bakanlığımız tarafından. Bunu ilave olarak getirdim. Bugün bu tip şartnamelerin çok kullandığı yer Kaliforniya'da hastanelerle ilgili ama Kaliforniya'da hastanelerle ilgili eyaletin sağlık planlama geliştirme kurumu var ve deprem onay belgelemesi gerekiyor. Bu onay belgesini almadan hiçbir hastane faaliyette bulunamaz ve onay belgesi de aslında yapısal olduğu kadar yapısal olmayan unsurlar da çok önem kazanıyor. Asma tavanların düşmesinden işte MR cihazının çalışıp çalışmamasına kadar her bir şeye bakılıyor. Ona göre bölüyor tabii. Sağlık Bakanlığımızın bu hayırlı girişimlerini bu tip birimlerle de desteklemesinde büyük fayda görüyoruz. Deprem etkisel binanın tasarımcısı yönetmelik için önce bir alt komisyon kuruldu. Alt komisyon üyelerinde Sayın Hasan Hocamız vardı. Kendisinin katkılarını burada şükran alıyorum. Asper kadar bu işin şeyini ben götürdüm, yürütücülüğünü ben götürdüm. Ama çok yetenekli genç arkadaşlarımız vardı bunlarda. Esas olarak üç tanesi Bahadır, Cüneyt ve Ömer. Bunlar hakikaten çok büyük katkıları bulunan zaten pratik olarak da bu işleri yapan arkadaşlarımız. Epey yönetmelikten faydalandık. Ben size yönetmelikler diye burada genelde yazdım. Birincisi tabii şu andaki taslak yönetmelik, ortaya çıkan yönetmelik. Ondan sonra ESC 710'dan çok faydalandık ve bu arada daha yayınlanmadı ama yakında yayınlanacaklar. ESC 716 ki 710'un eksiklerini gideren bir şartnamedir, ondan faydalandık. Bu arada özellikle elastomer yalıtım birimleri için ESC'de olmayan şeyler haşlada mevcut. Çünkü bunlar karayollarda kullanılır, onların şartlamalarını kullandık. ESC 4113'den de çok faydalandık. Aynı şekilde Eurocode'dan da kısmen faydalandık ve bazı şeyleri Eurocode'a bağladık ama Eurocode'dan faydalanmamız daha sınırlı oldu. Çünkü zaten şartnamemizin genel yapısı biraz daha ESC 710'a uyduğu için tutup da burada doğrudan doğru Eurocode'dan faydalanmamıza şey yoktu ve çok açılardan Eurocode zaten bugün Amerikan şartnamesi çok gerisinde kalan bir şartname. Onun da sebeplerinden bir tanesi Amerika'da şartnameler pratiği takip eder. Pratik mühendisler geliştirir, ondan sonra otururlar, bunları şartnameye yerleştirirler. Avrupa'da şartname hazırlaması başlı başına bir süreç. Büyük komisyonlar var, büyük katılımlar var. İşte her ülkenin dediği oluyor bazen, evler kollar kaldırarak oluyor. O bakımdan şu andaki bir takım unsurları gayet yapıcı unsurlar ama çoğunluğu Amerikan şartnamesi çok gerisinde. Yani Türkiye aslında Avrupa Birliği'ne girer de bu şartnamelere katkı bulunursa Avrupa için çok büyük bir katkı olur. Burada görüyorsunuz Japon şartnamesi yok. Bu Japonların bu işte geri olduğunu göstermiyor. Daha çok şunu gösteriyor. Japon şartnamesinin nakledilebilir özelliği yok. Yani Japonya'daki şartnameyi alıp Türkiye'ye tercüme edip uygulayamazsınız.
Çünkü Japonya'nın kendi şartları için hazırlanmıştır. Ta bu birimlerin denenmesinden tutun, deprem yer hareketlerinin belirlenmesine kadar tamamen hepsi Japonya'ya özgüdür. O bakımdan birebir alıp burada uygulamanız imkansız ama özellikle elastomer mesleklerle ilgili bazı limitlerde Japon şartnamesinden de istifade ettik. İçe olarak bakarsak kapsam var, amaç var, tasarım ilkeleri, 6 milyon temel özellikleri, kararlılığı, rüzgar, yangın çevresel etkiler, yalıtım sistemi incelemesi, icra bakımı, onaylar ve belgeler, performans hedefleri, tasarımda kullanılacak yük birleşimleri, yalıtım hesap esasları ki elastomer ve eri yüzeyli sürtünme yalıtım birimleri için ayırdık bunları. Burada performans hedefleri herhalde ilk defa dünyada bir yalıtım şartnamesine doğrudan doğruya geliyor. Yani içinde zımnen yaralananlar vardır ama biz de doğrudan doğruya yazdık bunları. Hem hedeflerini yazdık hem de sağlanması için gerekli yük azaltma ve dayanım katsayılarını da vererek gene şartnamelere doğrudan doğruya gelen unsurlardan bir tanesi ki bugün ES7-16'da var ama onun dışında yok. Bu da elastomer ve eğri yüzeyli sürtünmeli birimlerin üst ve alt limitleri. Türkiye'de işte ters sarkaç deniyor, sürtünmeli sarkaç deniyor. İşte bir kısmı İngilizcesi Friction Pendulum kullanıyor. Bunu kullanmıyoruz biz burada. Doğrudan doğru eğri yüzeyli sürtünmeli yaratım birimleri diyoruz. Çünkü öbürü bir patent konusudur ve doğrudan belli firmaya atıfta bulunur. O bakımdan eğri yüzeyli sürtünmeli yaratım biraz uzun da olsa yasal olarak doğru kelimesi budur. Hesap yöntemlerine girdik tabii. Yalıtım birimleri ilgili deneyler. Yalıtım birimleri ilgili deneyleri daha çok ES7-16'dan aldık ama birebir her şeyi çok açık olarak yazdık. Herhangi bir anlaşmazlık olmasın şeklinde. İki tane de bilgilendirme eki kondu. Bunlar A ve B olarak geliyor. Elastomer ve eri yüzeyli sürtünme yalıtımının temel özelliklerini ek olarak verdik. Bunlar diğer şartnamelerde yer almıyor ama bizim şartnamenin biraz daha didaktik bir özelliği var. Ve bizim şartnamemiz daha büyük oluyor onun sebebi. Neler yapılmasını yazdığımız yanda neler yapılmamasını da yazıyoruz. O da bizim şartnamelerin özelliği oluyor. Ama Nuray Hocam'ın dediği gibi bunun kolların birçoğu yeni ve Türkiye'deki gerek mühendislik bilimine gerekse genç arkadaşların yetişmesine önayak olacağını tahmin ediyoruz. Deprem yer hareketi Nuray Hocam bahsetti. Arkasından Sinan da bahsetti. 4 adet deprem yer hareketi var. Ama bizim burada kullandığımız 3 ve 4 deprem hareketleri yok. 1 ve 2 oluyor arkadaşlar. 1 ve 2 deprem hareketleri oluyor. Deprem hareketi spektrumlarında tanımlar var. İşte doğrultu dönüştürme katsayıları burada yazıyor ama doğrultu dönüştürme katsayılarını sadece şeyler için kullanıyoruz. Yalıtımlı binalar için kullanıyoruz. Diğerlerinde doğrultu dönüştürme katsayıları başta vardı ama daha sonra kaldırıldı. Yerel zemin etkileri var, işte yatay düşey spektrumlar var, sahaya düşey spektrumlar, zaman tanımlandığı deprem hareketi elde etmesi gibi oluşumlar var. Genel tasarım hareketi, iki tane tasarım belirliyoruz bunları. DD2 dediğimiz tasarım depremi oluyor. DD1 deprem yüzeyi, ki deprem yüzeyi ki en büyük deprem oluyor. Bir tanesi standart kullandığımız 475 yıllık dönüş süresini, ortalama dönüş süresini tekabül eden deprem hareketidir. Öbürü de 2475 yıllık ortalama dönüş süresine veya da yinelenme süresine tekabül eden deprem yer hareketidir. Burada değişik unsurlar var, onların bir kısmına geleceğim. Bunlardan önemlilerinden bir tanesi son maddede burada dediğimiz. O da yalıtım sisteminin DD1 deprem altında meydana gelecek ki bu en büyük yer değiştirme durumunda sahip olduğu iç kuvvet ile en büyük yer değiştirmenin %50'sinde sahip olduğu iç kuvvet arasındaki fark en az 0.025 yapının sismik ağırlığı olacaktır. Bu demektir ki ben yalıtım birimini alıp üzerine kolon yükünü koyup ittiğim zaman ister eğrisini çizersem ister eğrisini devamlı artım göstermesi lazım, aşağı düşmemesi lazım. Ne kadar artım gösterdiği de bu farktan belli oluyor. Bir pozitif artım göstermesi lazım. O kararlılık ve stabilite açısından bizim için çok önemli. Yoksa herhangi bir şekilde yalıtımlı bina bir miktar depresi olduktan sonra kendini geri toplayamaz. O eskiden mümkündü bu tip şeyler. Avrupa şartnamesi de kısmen mümkün. Ama Amerikan şartnamesi tamamen kaldırıldı bunlar. O yüzden de yeni şartnameye göre mesela harici söndürücü kullanmak çok kolay bir şey değil. Harici söndürücüler biliyorsunuz tamamen enerji yutucular şeyde kullanıldı.
Türkiye'de en yaygın kullanımı. Köprülerde de aslında Bolu viyadüklerinde kullanıldı ama depremden sonra buna depresi olduğu için zaman geri gelmedi. Şu anda Aşto yönetmeliklerine göre yasaklarında öyle bir şey kullanamazsınız. Yük birleşimleri mevcut şartnamadaki yük birleşimlerinden biraz daha farklı. Yalıtım arayüzü ve alt katında olan altyapı yarımalara gelecek kullanılacak yük birimleri işte zati yükü 1.4, canlı yükü 1.6 ile şartlarına alıyorsunuz. Bu azaltılmış canlı yüklerdir. Bir de burada artı eksi ED görüyorsunuz. Artı eksi ED de deprem yükünün hem artı hem eksi alınması. Deprem yükünü iki türlü tanımlıyoruz. Bunlardan bir tanesi yapıda devrim hareketi varsa oradan gelecek bir şey yüklerdir kolonlar üzerine. İkincisi de bazı durumlar daha da önemli. Doğrudan doğruya deprem bir hareketinin düşey bileşiminden gelecek hareketlerdir. Ve bu yani şey yükleri, deprem yükleri çoğu zaman zati ve canlı yüklerin çok üzerinde olabiliyor. Özellikle yüksek binalarda ki bugün Türkiye'deki özellikle hastanelere bakarsanız neredeyse 12-13 katlı hastanelerimiz var. Neredeyse limitinde çalışıyoruz. Yani ilk başta yalıtım sistemleri çıktığı zaman daha çok az katlı rigid binalar için düşünülmüştü. Yani diyelim 6-7-8 katlar oldukça rigid binalar için düşünülmüştü. Şu anda binalarımız gerektiği kadar rigid yapılıyor ama bir taraftan da gerektiği kadar yüksek. O bakımdan standart yalıtım analizleri çok geçerli olmuyor ve mutlaka zaman tanımlarında analiz yapmak lazım. Zira yüksek modların katkısı çok daha fazla olabiliyor. Özellikle üst katlarında. Bunlardan Nuray Hocam'ın bahsettiği bina kullanım sınıfları var. Yeni şartnamemizde. Buna bağlı olarak deprem tasarım sınıfları var. Ve bu ikisine bağlı olarak da performans hedefleri ve uygulayacak yaklaşım tasarımları var. Burada yeni yapılacak deprem yalıtım binalar var. Deprem yalıtım yapılarak güçlendirecek binalar var. Ve yalıtım sistemiyle bir tanesi yukarıdaki iki tanesi üst yapı için, diğerleri yalıtım sistemi ve altyapı içindir. Ama bunlarda görüyorsunuz özellikle yalıtım sistemi ve altyapı için istenen tamamen kesintisiz kullanımdır. Yani yalıtım sisteminizin de yalıtım sisteminin veya da yalıtım arayüzünün altında kalan altyapının ki bu altyapı temel olması halde 200 yukarıda yerleştirebilirsiniz. Tamamen elastik kalması istenir. O önemli kısımlardan bir tanesi ve o bakımdan da bunları burada kesintisiz kullanım olarak gösterdik. Tabii ileri performans hedefi dediğimiz, yer üstüne verdiğimiz KK kesintisiz kullanım yalnız yapının elastik çalışmasıyla sağlanacak bir şey değil. Özellikle hastanelerde tesisatın tüm donanımında çalışır durumda olması lazım. Bunların da bütün takip edilmesi lazım. O bakımdan yani neticede şeylerden fazla bahsedilmedi tabii. Bağımsız denetimlerden bahsedilmesi ama burada da bağımsız denetim ve kontrol heyetlerinin rolü önemli oluyor. Onaylar belgeler yalıtım bilimleri CE belgesine sahip olacak dedik ama bugün CE belgesi bütün Yeni Zelanda, Amerika, Kanada, Kore, Çin kaynaklı sistemlerin her biri alabiliyor. Ama buraya CE belgesi dedik. İnşallah ileride TSE belgesi diyebiliriz. Şu an böyle gibi bir TSE belgesi ile ilgili bir şartlarımız yok. Performans hedeflerine uygun olarak da deprem azaltma ve fazlalığı katsayıları oldu. Bu kesintisiz kullanımda rekat sayısı 1.5'tu, 1.2'ye indirildi. Onu herhalde aramızda tartışacağız edildiğini bilmiyorum ben. Bizim önerimiz 1.5'tu ama dayanım fazlalığı ve hemen kullanımla ilgili R eşit 1.5 ve 2 çok değişmedi. Çünkü kesintisiz kullanımdan hemen kullanım arasındaki fark rekat sayısından kaynaklanmıyor. Daha çok donanım ve ekipmanın ve tesisatın lineer davranılması ile ilgili bir husus aslında. O bakımdan 1.5'dan 1.2'ye düşürerek şeyi reddedelim, çok fazla bir şey elde edebileceğimi sanmıyorum. Önemli konulardan bir tanesi yalıtım sisteminin kararlılığı. Yalıtım sisteminin yenemalı karar sağlandığı DD1 deprem düzeyindeki en büyük depremdir. Yalıtım bilimler parametrenin alt sınır değeri kullanarak yapılan hesap ile gösterecektir. Şimdi burada sınır değerleri gelmeye başlıyor. Sınır değerleri maalesef bunlar her ne kadar fabrikasyon olsa da gerek elastomer yapısından kaynaklanan, gerekse sürtünmeli eğri yüzeyli sistemlerde sürtünme kaplamasından kaynaklanan alt üst sınırlar olabilir. Yani medyan değerlerle ortalama veya nominal değerlerle bir yere gitmek mümkün değil.
Bugün Avrupa şartnamesine göre basit yapılarda nominal değerlerle yapabilirsiniz. Ama biz bunu kaldırdık. Mutlaka alt üst sınırlarda çalışılması gerekiyor. Tabii yalıtım sisteminin kararlılığı için alacağı deplasmanlar çok önemli. Alacağı deplasmanları bulmak için, mutlaka alt sınırlarda çalışıyoruz. Yani diyelim ki etkin rigidliğin ve etkin sönümün alt değerlerine çalışıyoruz. O zaman ister istemez deplasmanlar büyüyor. Düşe yüklerde çok fazla bir şey değişmez. Sığırla ilgili değişiklik olmaz. Ama burada onu istiyoruz ve güvenlik asayişte en az bir olmasını istiyoruz. Bu dereyle sağlanacak şeyler. Neticede maksimum deprem yükünü alıyorsunuz. Burada kombinasyonu gibi birleştiriyorsunuz. Birimin üzerine koyuyorsunuz ve birimi belli bir hızla o deplasmana kadar getiriyorsunuz. Ve histeres seyrisinde devamlı bir artı pozitif eğim istiyoruz. Herhangi bir ülke sıfırlar veya aşağı etmesi istemiyoruz. Bu sistemin kararlılığı oluyor. Merkezlenme önemli bir tane konu. Merkezlenme belli bir deprem maruz kaldıktan sonra kendi merkezinde duruyor mu durmuyor mu gibi. Bunu sağlamak çok kolay bir şey değil. Değişik testleri var bunu sağlaması için. Ben altına İngilizce olarak AC716 olarak da yazdım. AC716 bunu belli referanslara bağlıyor. Bugün doğrudan doğruya belli analizlerle ne kadar kalıcı deplasman olabileceğini biliyorsunuz. Yani kalıcı deplasman toplam deplasmanın %5 mertebesiyle toler edebiliyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki bundan sonraki depremde aynı yönde kalıcı deprem olmaz. Deplasman başka yönde olabilir. Kendi kendini götürür diyorsunuz. O bakımdan merkezlenmenin sıfır olması bu için yani kağıt üzerinde şartları sağlayıp merkezlenme oluyor derseniz ama sıfır olmasını pratikte sağlamak zor bir iş. Bir miktar kalıcı deplasman bunlar da mutlaka olabiliyor. Ama kalıcı deplasman mertebesi bilmemiz önemli. Bu mertebenin büyük olmaması gerekiyor. Yalıtım birimlerinin temel özellikleri dediğimiz zaman en önemlisi eşdeğer rigidlik, sönüm ve sürtünme katsayılarının alt sınır ve üst sınırları oluyor. Bunların alt sınırları kullanarak en büyük yalıtıcı deplasmanları oluyoruz. Üst sınırları kullanarak da en büyük üst yapı giymelerini, atar kuvvetlerini, yapısal gerilme ve deplasmanları çıkartıyoruz. Bunları mutlaka kullanması gerekiyor. Alt ve üst sınırlar çok değişik şeylerden oluşuyor. Bunlardan en önemlisi üretim, fabrika üretimi. Bu lambda smek dediğimiz şey daha sonra çıkacak. Diğer bir kısım deney sırasında gördüğümüz şeyler. Bir de önemlilerinden bir tanesi bunların atmosfer şartlarına bağlı olması. Yani atmosfer şartı dediğimiz en çok korktuğumuz elastomer yalıtım birimleri için en önemlisi atmosfer şartı. Sıcaklığın aşırı değişmesi ve ozona karşı hassasiyetleri. Ama bugün hastane olarak bakarsak çoğunluğunda bunlar kapalı yerlerde kalıyorlar. Sıcaklığı değişmediği yerlerde kalıyorlar. O bakımdan şey açısından yani çevresel değişimler çok büyük etki göstermiyor. Bunlar dayanmaya en az beton kendisi kadar dayanılır. Şey için durum daha değişik. Değir yüzeyli sürtünmeli yalıtıcılar için bunların nemli ortamlarda kalmaması gerekiyor. Özellikle bunları temel yapısına, temellere koyarsak ki bugün böyle büyük hastanelere baksanız neredeyse 20-25 metre temel katsı oluyor. Bunun altına koyarsak bunları nemli ortamdan uzak tutmak çok uğraşı gerektiren bir şey. Ve bunların testleri de olan şeyler değil. O bakımdan bazı firmalar bunlar tamamen lastikle kaplıyor etrafını ki içine şey girmesin diye. Ama en azından iki hastanede gördük, isimleri vermek istemiyorum. Bu olan su baskınlarında bunlar su bastı. Ve bunların içine sular da girdi. Hatta bir kısmına kum da girdi. Bunlar hava olarak çıkartıldı. Bunlar çok önemli şeyler çünkü sürtünmeyi değerini hemen değiştiren şeyler. Bunlarla ilgili de tabii bu tip şeyleri şartlanmaya yazmanız imkan yok ama bunlar için belli bir bakım kriteri, belli bir ciddiyede olması lazım. Çünkü yalıtımlı yapıda bizim hiperstatiklik, inceli, dansı dediğimiz şey yok. Her şey ona bağlı. Yani tüm yumurtaları tek sepete koyuyorsunuz. O bakımdan sepetinizin çok sağlam olduğuna dikkat edeceksiniz. Bu değişikliklere örnek vereyim ben size. Bu Erzurum Hastanesi için 2007 yılında yapılan bir takım deneyler. 2000 yılında deneyler. Bu da gösteriyor ki yani elastomer, kurşun çekirdek elastomer yalıtım birimlerinde etkin sönüm oranı en az %50 azalıyor. Yani neden azalıyor? Çünkü kurşun neticede enerji yutumu nasıl oluyor bunlarda? Enerji yutumu sıcaklıkla oluyor bunları. İşte kurşunu ısıtıyorsunuz. Kurşunu ısıttığınız zaman da kurşunun oradaki çelik plakalı vasıtasıyla sıcaklığı sağa sola veriyor ama siz 3 devir götürürseniz bunları süratli bir şekilde yavaş değil. Normal yani deprem hızına götürürse 3 devir
Kurşun o kadar hızlı ısınıyor ki erimeye başlıyor. Kurşun erimeye başlayınca da ister istemez sönümden kaybediyorsunuz. O bakımdan bunlar önemli. Aynı zamanda şu da önemli. Bu deneyleri yavaş yavaş yapsanız, hiç bunu göremezsiniz. Ancak normal deprem hızında yapmanız lazım ya da binanın frekansında yapmanız lazım ki bunları görmek için. Onu yapmak için de çok esaslı deney laboratuvarları lazım. Çünkü kuvvet yeterli değil burada. Kuvveti sağlamak için büyük hidrolik kapasitesi lazım. Büyük hidrolik kapasitesini sağlamak için de büyük akümülatörlerimiz lazım. Yani bu tip deneyleri yapmadan önce çok büyük akümülatörler, akümülatör dediğim büyük tanklar, yani çok yüksek basınç alan tanklar. Bunların içine belki bütün kompresörleriniz çalışıp hidrolik yağını bir saat pompalamanız lazım. Ancak ondan sonra bu hızla deney yapabilirsiniz. Öbür türlü böyle kapasiteniz olmasa yapamazsanız, kapasite de pahalı bir şey. Şu anda dünyada yavaş yavaş gelişiyor. Gelişmesi de tamamen şeyden ilgilidir. Deneylerde istenen parametrelerle ilgilidir. Bugün Amerikan deneylerinde yüksek parametreler istiyor. Biraz bağımsız yazılmış. Mesela Avrupa Şartnamesi'nin çoğunu deprem kısmını yazanlar, yalıtım kısmını yazanlar Avrupa'daki yalıtıcı birim üreticileridir. Yalıtıcı birim üreticileri de kendi kapasiteleri bildiği için ister istemez onları şartnameye aksetmiş. Yine sıcaklığa bağlı olarak değişiklik. Burada zaten bu yani histeriz halkasının şişmanlığından sönümün arttığını ve hatta rijitlerin arttığını görüyorsunuz. 20 dereceden 25 derece arasında fark var. Bunu örnek olarak görüyorum. Türkiye'de çok karşılaşan bir şey değil. Ama kürkün çekirdekli elastomer yalıtım birimlerindeki bu kırmızı kısmını okursak yeterli. Şekillerle vakit daha istemiyorum. Etkin yatay rijitlik, düşe yüklem bağlanarak yatay yüklem hızıyla en az %50 artar. %50 azalabilir. %50 artması çok önemli. O yüzden mesela Mecidiyeköy viyadüğündeki elastomer mesnetler iki kere değiştirilmiştir. Yani bu firmaya büyük bir yük. Ama inşaatın gecikmesi açısından da büyük bir tane yük. Karşıdan devlet olduğu için çok fazla bir ceza yemediler ama özel sektörün bütün inşaatı geciktirmesi onlar yüzünden. Tabii çok önemli bir şey. O da deneyin doğru yapılmasıyla ilgili bir konu yani. Gerçek hızla yapılmasıyla önemli. Gene dinamik 750 sürtünme klozeti, dinamik sürtünme kasası, yüzey kaplama malzemesi, hız, basınç ve sıcaklıkla %3 ile %8 arasında değişir ve başlangıç sürtünme kasası %10 olur. Tabii buradaki değişiklikler çok önemli değil. Ama bunlar deneyle ilgili değişiklikler. Zamanla bir kirlenme olursa burada, bu değerler çok afaki yerlere çıkabilir. O bakımdan biz su içinde kalabilecek nemli ortamlarda daha çok elastomer tavsiye ediyoruz. Çünkü bunlar su içindeki, tamamen su da dolu olsa yine çalışabiliyorlar. O bakımdan yani bakımları daha az bakım istiyor, daha az tolerans istiyor. Veya da toleransları daha fazla diyor. Bunları hızlı geçeyim, 151'ler. Tabii bunlar neticede şeye geliyor, altı üst sınır değerlerine geliyor. Lambda max üst sınır değerini veriyor, lambda min alt sınır değerini veriyor. Burada lambda AE dediğimiz yaşlanma çevresel etkilerden kaynaklanan faktörler. Lambda test dediğimiz çevresel etkiler, lambda spek istediğimiz üretimle ilgili şeyler. Bunlar için minimum ve maksimum değerlerini veriyoruz. Buradaki FQ dediğimiz karakteristik dayanım oluyor. Kurşun çekirdekli şeyin daha çok kurşunun akmasıyla ilgili. K2 dediğimizde gene kurşun çekirdekli kavuşuk gibi yaltımıyla elastik özellikli, yani ikinci rejitli oluyor. Ama neticede şartnamede bizim dediğimiz tüm yalıtım sistemi için, tüm yalıtım sisteminden bahsediyorum. Üst sınırı 1.15, alt sınırı da 0.85 olarak kabul ediyoruz lambdalarda. Teker teker birimlerin daha değişik olabilir ama biz tüm sistemden bahsettiğimiz zaman kullandığımız bu oluyor. Benzer şeyler eğil üzeri sürtünme yalıtım birimler içinde var. Burada tabii daha çok baktığımız sadece mü değeri oluyor çünkü gerek sürtünme yani gerek rigidlik zaten daha çok şeyden sağlanıyor. Bunların eğilirken açıklığına sağlanıyor. Bir miktar faydası var ama sönüm tamamen mühle ilgili yani konu. Ama burada da 1.15'te 0.85 kalıyor. Dediğim gibi şu anda dünyadaki basılı şartnameler arasında bunları açıkça yazan herhalde tek yalıtım şartnamesidir. Bu detaya girmiyorum. ESI 7.16'daki detaylar burada. Burada da aynı faktörleri görüyorsunuz zaten. Şimdi deprem yalıtımı aslında tasarım tamamen deplasman bazlı oluyor. İlk önce bilinen kütle ve deplasman tahmin ediyorsunuz. O kabule dayalı eşdeğer rigidlik ve periyot ve sönüm oranlarını buluyorsunuz. Arkasından
deplasman ve kuvvet arasında ve deplasman tansiyonu oran arasındaki ilişkilerden yeni riskleri, oradan periyotlukları ve şeyi de buluyorsunuz, sönüm oranı buluyorsunuz. En sonra da tekrar şeye giriyorsunuz, spektrumuza giriyorsunuz, deplasman spektrumu. Bu sönüm oranı ve bu periyoda göre, yeni bulduğunuz periyoda göre bulduğunuz yeni bir deplasman buluyorsunuz. İlk tahmin ettiğiniz deplasman, ikinci deplasman, bu bahsettiğim yalıtım sistemin deplasmanı. Uyuyor mu, uymuyor mu? Uyuyorsa gayet iyi. Uymuyorsa bir iki iterasyon daha gidiyorsunuz. İterasyon bir yöntem. Bütün aslında hepsi buna dayanıyor ve fiziğin çok temel kurallarına dayanıyor tabii bunlar veya da mekaniğin temel kurallarına dayanıyor. O bakımdan bunların her biri bizim aslında şey dediğimiz eşdeğer yatay yük yöntemine doğrusal hesapta yer alıyor. Diğer iki tane hesap yöntemimiz mod birleştirme yöntemi doğrusal hesap, öbürü de zaman tanımı doğrusu olmayan hesap. Aslında bunların birincisi ve sonuncusu bence yeterli. Ama mühendisimiz mod birleştirme yöntemine doğrusal hesap yapmasını iyi bildiği için ortaya onu da koyduk ama ilk birincisi ve üçüncüsü çok önemli. Birincisi çok önemli çünkü onu yapmadan tasarım yapamazsınız. Bütün deplasmanların ve kuvvetlerin minimum değerlerini sağlar. Zaman tanımı doğrusal hesap da çok önemli. O da hakikaten yapının nasıl davrandığını görüyorsunuz ve özellikle üst katlardaki kat spektrum dediğimiz veya da kat ivmelerin ne olduğunu açıkça görüyorsunuz. O bakımda ikisini de yapmamız lazım. Şimdi burada önemli bir konu geliyor. Bu da eşdeğer yatay yük yöntemini doğrusal hesap yaparken tek kullandığınız sizin hedef spektrum oluyor. Yani hedef spektrum dediğim, burada sizin kullandığınız iki tane spektrum var. Bir tanesi 4-5 yıllık depremin yatay deprem hareketi spektrumu, öbürü de 2475 yıllık depreme ait deprem spektrumu. O ikisine göre yapıyorsunuz. Eşdeğer yatay yük yöntemi doğrusal hesap. Ama yalıtımlı bir yapı hangi yönden etki ettirirseniz etki ettirin, yalıtım sistemin özellikleri değişmiyor. O bakımdan pratikte uygulanan bir yönde şeyi veriyorsunuz. Spektrum tek yönde uyguluyorsunuz. Ve eşler yatay yük yöntemini ona göre yapıyorsunuz. Şimdi spektrum tek yönde uygulayınca spektrumun ne olduğuna iyi bakmak lazım. Aslında bu komisyonda oldukça tartışılan bir tane konu. Spektrumun elde edilmesinin aslı şeye dayanıyor tabii. Azalım ilişkilerine, deprem azalım ilişkilerine dayanıyor. Sinan Hocam'ın anlattığı gibi. Şu anda bizim azalım ilişkilerinde kullandığımız yöntem iki tane yatay hareketleri, geometrik ortalaması vardır. Ne demek geometrik ortalama? Diyelim sizin bir yöndeki ivmeni 0.5G ölçtüğünüz depremde, öbür 0.4G diyelim, öbür yöndeki ivmeni de 0.3G. Geometrik ortalama demek kök içinde 3x4, o da kök içinde 12 yapar, size bileşke 3.5 çıkar. Geometrik ortalama budur. Şeyin verdiği budur. Yani bizim bütün şartnamedeki değerlerimiz budur. Ama biz burada biliyoruz ki bizim esas düşündüğümüz bunların bileşkesi, bileşke hareket bakarsak şu 4'tü, bu 3'tü, bileşkesi kaç yapar? 5 yapar. Yani burada 5 yerine şeyi kullanıyorsunuz, 3.5 kullanıyorsunuz. Ama normal deprem tasarımında, normal binaların tasarımında spektrum her iki yönde etkileyip ya ortalamasını aldığınız için ya da bir nokta etkilediğiniz için öbür yönde %30'unu etkilediğiniz için onu kurtarabiliyorsunuz. Ama burada öyle bir şansınız yok. O bakımdan bizim burada maksimum doğrultu dediğimiz deprem hareketini kullanmamız gerekiyor. O bakımdan burada eşdeğer yatay yük yöntemiyle ilk başta bütün yapılarda doğru, bütün yapıların tasarımı için maksimum doğrultuyu kullanıyorduk. Sonra vazgeçtik anlattığım sebepten ama burada tekrar maksimum doğrultuyla hesap yapma durumundayız. Bu dediğim sadece spektral analiz için geçerli veya da eşdeğer yatay yük yöntemi için geçerli. Diğerlerinde diyelim ki zaman tanımlarında hesap yapıyorsanız zaman tanımlarında hesapta spektruma deprem hareketlerini uydururken önemli bir kural var. Onlardan bir tanesi de maksimum doğrultuyu kullanıyorsanız, maksimum doğrultu spektrumunu kullanıyorsanız deprem hareketinin iki tane ürettiğiniz komponentinin kareler toplamının karekökü ortalamasının aynen uyması lazım. Eğer şeyi kullanıyorsanız spektrum olarak geometrik ortalamayı kullanıyorsanız o spektrumu %30 arttırıp bu işi yaparsınız. Şu anda mevcut şartnamede bir şey kullandığımız için geometrik ortalama esaslı kullandığımız için spektrumun deprem hareketini bulmak için spektrumu %30 arttırıyoracağız. 1.3'e çarpacağız.
Ondan sonra deprem hareketleri yapacağız. Bu da önemli bir konu. EC7 15'te yok. EC7 16'da da yok. EC7 10'da yok. EC7 16'da yok. EC 05'tir bunlar şeyi. O bakımdan Muracama da değişiklik yaptı. Onları şimdi 1.3'le çarparak yapıyoruz. O da aklımızda bulunsun. İlk konu bu. Bu tabii şeyde hesap yönteminin seçilmesi için eşdeğer yatay yük yöntemi için yapılacak şeyler işte binanın etki periyodu 5 senenin altında olması lazım. Katede en fazla 4 olması lazım. O bakımdan katede 4 olan yapılarda görmedim. Türkiye'de fazla. O bakımdan hemen hemen eşdeğer yatay yük yöntemi kendi başına kullanma şansımız yok. Ama eşdeğer yatay yük yöntemi mutlaka kullanmalıyız. Çünkü diğer gelişmiş yöntemlerdeki sınırlamaları sağlıyor. Yani sınırlama nedir? Mesela hesaplanan yer değiştirmeler binada düzensizlik bulması halinde eşdeğer deprem yük yöntemine göre hesaplanan değerlerin %80'inden, binada düzensizlik halinde ise eşdeğer deprem yük yöntemine göre hesaplanan %90'dan daha az olacaktır. Siz istediğiniz kadar ağzınıza kuş tutun şey konusunda, zaman tanımanız konusunda minimumları burada bulursunuz. Önemli konulardan bir tanesi eğer tabii ortadaki metot, spektral toplama dersek spektrumların da bir miktar suni olarak yani düşürülmesi gerekiyor. Çünkü sönümden dolayı o düşürmeyi dikkat ederseniz yapının yalıtımlı periyodunun belli bir faktörüyle yapıyoruz. Yalıtımlı periyodunun 0.8'i veya 0.8'inde başlıyoruz düşürmeye. Düşürmenin ne olacağı işte doğrudan doğruya sönüme bağlı düşürme katsayılarıyla yapılıyor. Bugün Amerika'nın kullandığı, Avrupa'nın kullandığı, Japonya'nın kullandığı önerilen düşürme katsayıları farklı bir yerinden. Biz Eurocode 8'deki 2003 yılındaki okula göstermiş olduğumuz faktörü kullanıyoruz düşürmesi için ve spektrumu spektranızda kullanmak için bir miktar azaltıyoruz. Bu da zaman tanım alanındaki şeyden bahsettim. Doğrusu olmayan hesaptan bahsettim. Bunların çoğunu söyledik zaten. Şu anda vaktinizi almak istemiyorum. Diğer yalıtımlı binalarda göreli kat ötelemeleri sınırları önemli oluyor. Göreli kat ötelemeleri belli seviyede kesiyoruz. Bu aynı zamanda şehirde yardım ediyor tabii. Yani da sağlıyor. Belli performans kriterlerini tutturmamız sağlıyor. Ama ben Türkiye'de her bir yapıda bunların çok rahat olarak elde edildiğini gördüm. Yani onlarla ilgili hiçbir sıkıntımız olmaz. Tabi bunun sebeplerinden bir tanesi Türkiye'de binalar çoğunluğu yalıtım olarak tasarlanmıyor. Normal betonlu binalar tasarlanıyor. Daha sonra altına yalıtıcı sistem konuyor. Bu tabi çok konservatif olmayan sonuçlara gidiyor. Özellikle mimari açısından. Yalıtımlı binanın mimarisi de çok özeldir. Bugünkü mimarilere bakın mesela. Amerika'da tüm yapılan yalıtımlı binalar fazla girdisi çıktısı olmayan, düzensizliği olmayan düzgün binalardır. Türkiye'de özellikle hastane mimarisine çalışan arkadaşlarımız mutlaka 3-4 tane yıldız kol bacak uzatıyor. O da yalıtımlı, yani bina belki güzel gözüküyor ama yalıtımlı bina için hiç iyi bir şey değil. Ve bunun cezasını ödüyoruz. Mesela bugün Amerika'daki hastanelerle Türkiye'deki hastanelerle kıyaslarsak yaklaşık 100-150 metrekareye bir toplam alandan bahsediyorum. Toplam alanın 100-150 metrekaresine bir hasta yatağı düşer. Bu ikisinde değişmiyor. Ama Amerika'ya bakarsanız neredeyse 3-4 hasta yatağına bir yalıtım birimi düşer. Bizde bir hasta yatağına bir yalıtım birimi düşüyor. Bu tamamen yani tasarlamanın problemli olduğunu tabi bu yüzden ne yapıyor? Yalıtım birimi üreticileri zengin oluyor. Zaten bir Türkiye'de şu anda projelendirmede öyle bir şey geldiği zaman ki aranlar yalıtım birimi üreticileri oluyor. Onlar geliyor. Neticede emniyetli bir şey yapıyorlar ama kendi kârlarını da maksimize ediyorlar. O bakımdan ona da çok dikkat etmemiz lazım. Diğer bir konu da deprem dersleri. Yalıtımlı binada deprem dersi gerekmez. Neden diye derseniz yapı zaten sıcaklık genleşiyorsa alttaki yalıtım birimleri onu çok rahat alır. Ama Türkiye'de alışılmış mutlaka bir değişik o zaman hemen ders konuyor. Ve bugün ama Tohoku depremine bakarsanız Japonya'da en büyük hasar yalıtımlı binalarda derslerin çarpışmasına yapmış. Ve özellikle şeylerde, hastanelerde derz dediğiniz derzden bitmiyor iş tabii. Oradan elektrik bağlantıları geçiyor, su bağlantıları geçiyor. Onları da normal bırakırsanız bu demektir ki deprem sırasında çalışmaz. O bakımdan şu anda yeni yapılan hastanede elimizden geldiği kadar tabii yetişebildiklerimizde bu dilatasyon işini tamamen ortadan kaldırıyoruz. Gerekmez çünkü. Ama eskiden kalmış bir alışkanlık. Devam edeyim.
Diğer önemli bir konu, bu Amerikan şartnamesinde yoktu. Bunu daha çok Japon ve Avrupa şartnamesinde aldık. Üst yapımını şeydi şimdi. Yalıtım sistemi, yani elastomer yalıtımlarından oluşuyorsa, yapıların üst katlarının düşey ivmeler, temeldeki düşey pik ivmelerinin 2 veya 3 katına kadar çıkabilmektedir. Bu daha önceden biliniyordu ama son şeylerde gözlendi. Mesela burada 2-3 tane örnek görüyorum ben size. Bunlardan bir tanesi, burada gördüğünüz gibi, şurada ben size şeyler göstermeye çalışayım. Hadi. Yani şurada yanılmıyorsam, şu 8. kattaki ivmeler, 2 tane yatay ivme, 1 tane düşey ivme. Bu şeydeki, temeldeki ivmeler, bu da yalıtımın hemen üzerindeki ivmeler. Dikkat ederseniz yani şeylere, şurada işte 0.24'ten 0.16'ya kadar düşebiliyor yatay ivmeler. Ama mesela şuraya bakarsanız, şu depremde düşey ivme 0.07 diye burada doğrudan doğruya neredeyse katına çıkmış. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesini ben size şuradan göstereyim aslında. Şuradan göstereyim. Tohoku depremi, 2011 Tohoku depreminde depremden etkilenen çok sayıda yalıtımlı bina oldu ve onların deprem davranışı hakikaten çok iyi incelendi. Şurada bakın onların istatistiğini göstereyim ben size. Şurası üst katta ölçülen yatay ivme. Şurası da hemen yalıtıcının üzerindeki ivme. Dikkat ederseniz üst katta yalıtıcının üzerindeki ivme bu, üst katta ölçülen ivme bu. Hemen hemen birbirine çok yakın hareket ediyorlar. Yani yalıtıcının üzerinde ölçtüğünüz ivmeyle en üst kattaki yatay ivme, eğer yapıyı doğru yapmışsanız sarı geliyorlar. Nitekim onu şuradan da görüyorsunuz. Şurada ondan oranları var. Bu şeyin üst kattaki yatay ivmenin yalıtıcının hemen üzerindeki yatay ivmeyi oranı. Dikkat ederseniz bunlar neredeyse 1 ve 1'in altında bile kalabiliyor. Yani 0.2'ye kadar düşebiliyor. İstediğimiz bizim budur yatay ivmeler yüzünden. Ama düşeye bakarsanız şurada yalıtıcının üzerindeki üst kattaki düşey ivmenin yalıtıcı üzerindeki düşey ivmeye oranlardan bahsediyoruz. Bu neredeyse 2, 2.5-3'e kadar çıkan oranlar. O zaman şu gerekiyor, bu kadar büyük düşey ivmelerle çalışmak tabii hem yapı için kolay değil hem de altına koyduğunuz yalıtıcı birimler için de kolay değil. Çünkü yalıtıcı birimleri çok daha fazla düşey yüke maruz kalmaya başlayacaklar yapıda düşebilme olması için. Onun için ne diyoruz? Yalıtım birimlerinde çekmenin analizinde bu da önemli oluyor. Elastomer yalıtım birimi kullanıyorsanız, elastomerin düşey rigidliği var tabii, basınç rigidliği var. Elastomerlerin basınç rigidliğinden elde ettiğimiz düşey periyodları, düşey bağımsız düşey titreşim periyodunun 0.1 saniyeden daha yüksek olmamasını istiyoruz. Eğer 0.1 saniye ise o zaman yapının 3 boyutlu analizini yapmamız gerekiyor. 2 yatay bir de düşey deprem olarak. Tabii 3 boyutlu analizden o bitmiyor. O zaman yapıdaki toplanmış kütlelerde doğrudan doğruya düşey serbestlik derecelerini almamız gerekiyor. Analizden ona göre yapmamız gerekiyor. Tabii analizi böyle yapınca o zaman da yapıda özellikle yapınızda şey varsa, perde duvarları varsa, perde duvardan iki ucuna yalıtım birimi yerleştiriyorsunuz, çekme çıkmaya başlıyor. Şimdi çekme istenen bir şey değil. Ama tamamen yasaklamak da doğru değil. Bir miktarı tolere edilebilir. Burada işte doğrudan doğruya çekme, özel durumda çekme projeleri karşılanma, özel niteliği yalıtım birimleri kullanabilir diyoruz. Ama bu da ister istemez Amerika'nın peer review dediği bizim bağımsız denetim dediğimiz sistemin şeyinden geçiyor. Bu tamamen serbest bırakmak da doğru değil. Tamamen yapamazsın demek de doğru değil. Tabii o zaman da şu problem ortaya çıkıyor. Çekmeler nasıl hesaplanacak? Bugün gerek SEPTE olsun, gerek İTEP'de olsun maalesef elastomer birimlerin modellenmesi doğru değil. Link elemanları doğrudur. Mor doğru değil. Çünkü basınç rigidliğiyle çekme rigidliği birbirinden çok fark ediyor. 40'a kadar fark edebiliyor. Yani şurada görmüş olduğunuz şu basınç rigidliği, şu da çekme rigidliği. Çekme rigidliği çok düşük. Ama öte taraftan da elastomer birimlerin iyiliği neredeyse düşeydeki birim yer değiştirmeler %25 olabiliyor. Yani sizin lastik kalınlığınız diyelim ki 20 santim lastik kalınlığınız varsa bu elastomer 5 santim kalkabiliyor demektir. O bakımdan ne gerekiyor? Sizin çekme kuvvetini değil aslında çekme deplasmanlarını kontrol etmeniz gerekiyor. O da bayağı özel analiz istiyor. Yani şu anda dediğim gibi hazır program hiçbir yapamazlar. Sen ve İTEMZ'de bunlar yanlış. O da çalışacak arkadaşlar o konularla uğraşması gerekiyor. Ben size örnek göstereyim. Mesela
Bunlar deneylerden elde örnekler. Çok iyi göremiyorsunuz ama çekmedeki rigidlik, basınçtaki rigidliğin neredeyse 40-50 dB. Evet, kat spektrumları ve büyük yatay kat ivmeleri, bu da çok önemli bir konu. Siz kesintisiz kullanım demek, yapıdaki tesisatın, donanımın etkilenmemesi demek. O demektir ki yani şu anda Sağlık Bakanlığı'na verdiğimiz 0.2, 0.2 limitini sağlayıp, tabii arkasından da şey derseniz, siz 0.2 limitini koyup da sadece birinci ve ikinci deprem bölgede derseniz de problem yaratıyor. Bugün 4. derece deprem bölgesinde yatay ivme 0.1'dir. Ve siz yapınızı yalıtımsız olarak yapın, güzel bir yapı yapın. Üst kattaki ivme en az 0.25 olur. Hiçbir şey yapmadan. O bakımdan zaten 4. derece deprem bölgesinde yalıtımsız binada bile sağlamamız imkan. Yalıtımlı olursa belki sağlarsınız. Ama 1. derece deprem bölgesinde bu tutturmanın hiçbir imkanı yok. O zaman iki şey gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, hakikaten onlarda çok hassas şeyleriniz varsa, cihazlarınız varsa onlar için özel döşeme için yaptırım yapmanız lazım. Ya da cihazları çok sağlam bir şekilde bağlamak ve cihazları satın alırken onların spesifikasyonlarında oraya gelecek ivmelerin ne olduğunu yazmak gerekiyor. Yani başımızı kuma gömerek bunu yapma imkanı yok. Yani birçok bugün hastane analizleri hepsine bakın, neyse hepsinde 0.2'yi geçtiğini temin edelim. Ama çoğuna bakın, hepsi altında gözüküyordur. Ama bir iki tane cesur mühendisi var, 0.8 değerlerinde veriyorlar yatay ivme olarak. Yani katılıyor. Tabii binaların da bu devrilme işi çok önemli bir konu. Bu Japonya'da çok inceleniyor. Mesela şey olarak bakarsanız, bu Shimizu şirketinden aldığımdan, Japonya'da bir yapımcı bir şirkettir. 130 santimetre yüksekliğinde, 30 santimetre derinliğinde bir kabinenin devrilme stabilitesi. En sağ alta gördüğünüz şekil. Yani yüksek dediğiniz devrilir anlamında, düşük dediğiniz şey anlamında, devrilmez anlamında. Dikkat etseniz periyotlar çok ilgili bu iş. Ama periyot düşük bile olsa 0.2'nin altında hakikaten devrilmiyor ama kabinenin boyutlarına göre şey yapılır. Onun üstünde de Konstantinyo'dan almış diye gösterdim. Ama bu bağlanmamış rafların özellikle hastanelerde devrilmemesi önemli bir konu. Deprem hareketini kabaca gelmiştik, üzerinden gideyim tekrar. Şu anda deprem hareketini bulmak için STS ve ST1'de işte SS ve S1 değerlerini FS ve F1 ile çarpıyoruz zemini yansıtmak için. Bir de 1 saniyedeki spektral geldiği gamma F ile çarpıyoruz. O da yakın fay kat sayısı ki orada en çok 1.2 değerli oluyor. Ama biz bunları şeye yansıtmak için demin bahsettiğim maksimum doğrultuya geçirmek için yalıtım sisteminde eşdeğer yatay yük yöntemi kullanıyorsak bunların her birinin başına 1.3 faktörü getiriyor. Şu 1.3 faktörü. Bu 1.3 faktörün gelme sebebi doğrudan dolayı şurada kullanmış olduğumuz spektral genlikleri geometrik averaj olduğu ve onları maksimum doğrultuya getirmek için 1.3'le çarpmamız gerektiğindedir. Eğer tüm şartname maksimum doğrultuya göre yapılsaydı zaten buna ihtiyacımız kalmayacaktı. Ama şu anda bunu 1.3'leri etkilemek durumunda. Bu öbürü de yakın fay faktörü konuşuldu. Sağ özel deprem sigorta yalıtım birim deneyleri. Evet, yalıtım birimleri deneyleri için prototip deneyleri ve üretim deneyleri var. Prototip deneylerinde en az 2 adet yalıtım birimini alıyoruz ve bunları hakikaten ciddi bir şekilde deniyoruz. Bu deneylerin her biri, deney 1'den 10'a kadar burada anlatılmıştır. Özellikleri de verilmiştir. Ve yatay değiştirme veya yatay kuvvete göre neye göre yapılacaksa onların birimleri verilmiştir. Kaç çevrimden geçir verilmiştir. Deney süresi verilmiştir. Kabul koşulları açıkça verilmiştir. Bunları bu şekilde açıkça yazan başka bir şartlar umursamıyorum. Teker teker her birini yazdım. Şeylerle ilgili yalıtım, üretim, kontrol deneyleri ilk başta düşündüğümüzde üretim deneylerinin %100'ün uygulanmasıydı. Ama özellikle Avrupalı üreticilerle çalışanlar buna büyük itiraz etti. Çok zaman ve mekan, zaman ve para kaybetmesi diye. Tabii öbür türlü nasıl yapacağınız da belli değil. Şu anda %30'una uygulanır dedik. Ama herhangi bir tanesinden kabul koşulu sağlaması durumunda üretim kontrol deneyleri, üretim yapımları tüm uygulayacaktır dedik. Bu da özel yani Avrupa şartnaması yazırken bu konular tabii gündeme gelmemiş. Şu anda Türkiye'de bir hastane yaparken 2600 tane yalıtım birimi gereken hastaneler var. 2600 tane.
Hiçbir üretici size 2600 tane sistem veremez. Yaltı birimini veremez. Ne yapılıyor bunlar? 2 ayda bir 200'lük partiler, 250'lik partiler arasında geliyor. O zaman adam diyecek ki ben 250'lik partiyi hazırladım diyecek. Sizden birisi kalksak oraya gidecek. Ondan sonra bunlar içinden 250'nin %30 tanesini gösterecek rastsal olarak şu 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 şu. Ondan sonra başına duracak, onlar denetlemeye başlayacak, genetlemeye başlayacak. Yani deney yaptırmaya başlayacak. Ondan sonra deneylerden bir tanesi şaşarsa hepsini deney yaptıracak. Bu yani mantıklı bir şey. Bugün Amerikan uygulamasında yalıtım birimi üretildiği anda üretimler elde ediliyor, rapor veriliyor. Ama bu şekilde istendi. Özellikle Sağlık Bakanlığı çok bastırdı ve şartlanmaya bu şekilde girdi. Ben memnun değilim ama dediğim gibi bu bilimsellikten daha çok idari ve pratik bir konu. O bakımdan çok fazla bir şey söylemek durum yoktu. Ama bunu da bilmenizi isterim. Özel konak tasarım ve gözetim çok önemli. Yani yüksek binalarda olduğu kadar burada da çok önemli. Özel uzmanlık gereken konularda diyoruz ki bu tür hizmetleri yerine gelecek. Yani eğitim koşulları, mesleki yetenek, deneyim koşulları, bunların belgelenmesiyle hizmet yürümesine ilişkin usul ve esaslar ayrı bir düzenlemeyle belirlenir. Herhalde bu konuda, yani Amerika'da bu yaygın yapılan bir şey, Avrupa'da da yaygın değil. Amerika'da bunu yapanlar üniversite profesörleri değil. Özel sektör, özel sektör denetliyor. Bizdeki alışılmış şey de tırnak içinde üniversite raporu getirilmesi. Yani üniversite raporu nasıl bir şeydir bilmiyorum. Yani üniversitede her şey çıkıyor. Yani bir şahsın yazdığı rapor, o şahsın iki öğretim üyesinin yazdığı rapor nasıl üniversite raporu oluyor? Üniversite yönetim kurulundan mı geçiyor, onu da bilmiyorum. Ama demek ki bir şeyler oluyor. O sistemin tabii değişmesi lazım. Buna en uygun sistem Japonya'da MOLI denen Ministry of Land and Transportation'da var. Onların Ulaştırma Bakanlığı bu işlere, arazi ulaştırma bakanlığı var. Onlar da bu konuda bilgili elemanlardan oluşturulmuş bir komisyon kuruluyor, kurul kuruluyor. Bu kurul bunların üzerinden gidip bunlara karar veriyor. Yani projeleri inceleyip karar veriyor. Sadece proje incelemesi. Ama tüm içtihatlar, tüm şeyler web sitesine yayınlanıyor. Yani arkasından birisi bir özel çekse web sitesinde ne olup bittiğini görüyor. Şu anda yanılmıyorsam Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öyle bir girişim var. Bunun içinde işte öyle bir grup kurulacak ama onların tırnak içinde raportör dediği yine bilim adamları, mühendislerden oluşan her kentte belli raportörler verilecek. Bu raportörler o binanın projesiyle ilgili rapor hazırlayıp bakanlığa verecekler. Bakanlık bir türlü değerlendirecek ama bu size anlattıklarım şu anda neredeyse yani karşılıklı konuşma dedikodu anlamında olan şeyler. İnşallah buna benzer gelişmeleri göreceğiz. Diğer yönetimle karşılaştırma dersek bunu hızlı geçeceğim. Yani burada Japonya, Amerika, İtalya'yı aldım ben çünkü ECAT, yani İtalya kendine göre düzenledi, o İtalya'yı kullanıyoruz. İşte birinci derece deprem için Japonya'da 50 yıl, Amerika'da 50 yıl. İkinci derecedeki tasarımla ilgili bu iş. Japonya'da 500 yıl, İtalya'da 405, Türkiye şartnamesinde 475'tir. En büyük depremde de sadece şeyde vardı, İtalya 975'e kadar çıkabiliyor. Amerika'da ve Türkiye'de 2475 ama bizde 475 yıllık deprem ve 2475 yıllık deprem bağımsız hesaplanır. Amerika'da 2475 yıllık deprem alıp 2/3'le çarparsanız o da size 475 yıllık deprem verir. Dikkat ederseniz ötelenme oranları çok fazla değişmiyor. 1/200 gibi 50 mertebesinde falan denirler. Bunu geçelim, bu daha detaylı inceleyen arkadaşlar varsa. Bir de önemli konulardan bir tanesi bu şeyle ilgili, yani her şartnamedeki eşdeğer yatay yük yöntemi önemli oluyor, bunların kullanma şekli önemli oluyor. Türkiye'de, Japonya'da çok daha liberal kullanabiliyorsunuz. Sebebi de Japonya'da hakikaten yalıtımlı bina sayısı çoktur ama yalıtımlı binaya düşen ortalama yalıtım birim sistemi 4 tane 5 tane. Yani son 2 yılda Türkiye'nin ithal ettiği yalıtım birim sayısı 12.000'dir. 12.000'dir ama bizdeki yalıtım birimleri çok büyük, yani 500.000 gerektiren yapı sayısı olarak az çıkıyor. Bakın yapı sayısı çok önemli değil. Bugün dünyada yalıtım birim ithalatı aslında, tüketimi aslında herhalde bir numarada Türkiye vardır. Bu gittikçe de artacak gibi duruyor. Ama bizdekiler büyük yapılar. Japonya'nın kolaylaştırılmasının sebebi küçük yapılarda da çok rahat kullanılsın diyedir. Bizde küçük yapılar böyle bir kullanım olmuyor. Ondan sonra
İtalya'da kullanmak için maksimum plan yatay boyutunun 50 metre olması lazım. Neden gerekiyor onu da bilmiyorum. Avrupa Birliği de orada, bizde yok. Yükseklik olarak Japonya'da 60 metreye kadar çıkabilirsiniz. Yalnız Japon yapılar bizden daha rigid yapılardır. Kulanevatlar falan çok daha büyüktür bizden. Diğerleri 50-20 metrede. Ondan sonra hemen hemen diğerleri bu şekilde. Bir de şeyler var tabii burada. Kullanılan yalıtım sisteminin eşdeğer yalıtım aracı kullanılması için periyot düzenlemesi var. Japonya'da 2,5 saniyedir. 3 ve 3 TF ve 3 olması ESC'de. Bizde de ESC'nin aynı sanılmış. Tabii bir yalıtım sistemi tek başına getirmek önemli değil. Bununla beraber hakikaten yalıtım birimleri denetleyebilecek bir miktar, bunlara lisans verebilecek bir birim de olması lazım. O bakımdan Deprem İzolasyon Derneği kuruluğunun kuruculuğunu hem de ben yaptım yani. 2007 yılında yaptım ve şimdi şu andaki yönetim gayet iyi çalışıyor, gayet düzenli çalışıyor. İstediğimiz bunun hazır beton birliği gibi belli lisans veren, nasıl hazır beton kalitesi kontrol ediliyorsa da belli kalite kontrolleri yapan, lisans veren bir birim haline gelmesi. O bakımdan bu şekilde bir denetim ve bağımsız bir devletten bağımsız bir denetim mekanizması kurmadan bu tip teknolojilerde başarılı etmek çok uygun değil gibi görüyorum ve hepinize teşekkür ederim. Evet sevgili arkadaşlar, ilk gün oturumun sonuna geldik. Mustafa Erdi'ye çok teşekkür ediyoruz. Çok kapsamlı bir şekilde konuyu anlattı. Artık bu saatten sonra kimsenin soru sormak istemediğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla sorularınızı saklayın. Mustafa'yı ne zaman yakalarsanız sorarsanız. Hepinize iyi akşamlar. Hocam ben Türkçemizi okuyamak istiyorum. Türkçe koyduk. Hatırlıyor da Türkçe. Hocam geçirdi. Bir şey yapmayı yapmadı. O seviyor beni. Ben de hoşuma geldi. Biraz heyecanlı mısın? Daha iyi olacak. Yok yok, gayet iyiydin ya. Sen nasıl diyeceksin? Nasıl iyisin? İyi ya, ne yapalım? Bir şey geldi.